Selamünaleyküm selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir 5 şiş patik ucu başlama tekniğini anlatmaya çalışacağım. Hanımlar bunun için öncelikle 5 tane şişe ve ilmek çıkartabilmek için bir tane tığa ihtiyacımız var. Ve patiklik ipimiz olmalı. Ben bu patik ucunu şöyle farklı renkli bir ipte de denedim. Bakın bu şekilde durdu. Gerçekten çok güzel çok farklı muntazam da bir duruşu var. Ben bunu çok beğendim. Yapılışı da kolaydı. Ee, bunu yapılışını sizlerle de paylaşmak istedim. Böyle minik patik burnunu başladım. Sonrasında üzerine model koyup devam edeceğim. Bu şekilde hanımlar gayet de güzel. Hoş duruyor. Hemen bu örneğimi şöyle kenara kaldırıyorum. Patik ucumuza başlayalım. Çok beğendim gerçekten bu ucu. İnşallah sizler de benimle birlikte beğenerek, severek yaparsınız. Öncelikle hanımlar şöyle bir tane şişimi alıyorum Toplamda 6 adet ilmeğimi atacağım buraya şöyle 6 ilmek atıyorum Birinci ilmeğim Şu ikinci ilmeğim Üçüncü Dördüncü ilmeğim Şu beş Şu da altıncı ilmeğim Toplamda buraya Hanımlar gördüğünüz üzere 6 adet ilmeğimi attım Şimdi şöyle geri döneceğim Geri döndüğümüzde bakın Arka taraf oluyor ters taraf oluyor burası İkinci şişimi alıyorum Kenar ilmeği örmeden alıyorum hanımlar. Bu sıramızda ilmeklerimi ters örüyorum. 3 ilmeğim oldu. 4 5 ve 6. ilmeğimi de yine böyle ters olarak örüyorum. Şimdi geri döndük. Şimdi de ön yüzdeyiz hanımlar. Tekrardan buradaki 6 ilmeğimi ön yüzde düz öreceğim. İlk kenardaki bu ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 adet ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Bu şekilde. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden yanlardan ve ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkartacağız. Şöyle ki ilk ilmeğimi hemen şu kenardan çıkaracağım. Bakın şu kenar ilmek yerinden çıkaracağım. Şuradan şöyle. Bunun iki kanadına birden şişimi takıyorum. Bir adet ilmeğimi buradan çıkarttım. Sonra şu başlangıç ipimi iç tarafa doğru bıraktım. Buralardan tığ yardımı ile ilmekler çıkartacağım. 6 adet ilmek olacak toplam bir ilmeğimizi buraya koyduk. Şu ikinci ilmeğimiz şöyle şu üçüncü ilmeğimiz dördüncü ilmeğimiz şu beşinci ilmeğimiz şu da bakın hanımlar bunu da diğer şirkelerden çıkaracağım şuradan ilmeğin iki kanadından birden girip şöyle ilmeğimi çıkartıp şişime taktım. Hanımlar böylece iki şişimizde de bu şekilde alt adet ilmeğimiz kaldı. Artık tığ ile de işimiz kalmadı. Bu aşamada hanımlar artırmalarımızı yapacağız. Hemen artırmalarımıza başlayacağız. Öncelikle bir ilmek örüyorum. Bir ilmek şöyle bir adet ilmeğimi ördüm. Düz örgü uygulaması yapıyoruz. Sonrasında ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya bir ilmek atıyorum. Yani bir tane artırmamı yaptım. Ardından hemen yanına iki ilmek düz öreceğim. 5 ile de burada geçiş yapacağız hanımlar şimdi. Bakın artırmamdan sonra 2 adet ilmeğimi düz ördüm. Bu şişimde 4 ilmeğim oldu. Şimdi diğer şişimi alıyorum. Hanımlar burada 2 adet ilmeğimi öreceğim. İlk 2 ilmeğimi öreceğim. 1 2 Tekrardan ipimi şöyle parmağıma dolayıp bir adet artırmamı da buraya yapıyorum. Burada kalan bir ilmeğimi de örüyorum. Şimdi iki şişimizde de 4'er tane ilmeğimiz oldu. 4 çizimizdeki ilmek sayılarını da eşitleyeceğiz. Hem de artırmalarımızı yapacağız. Şimdi hanımlar hemen diğer dişime geldim. Burada 6 ilmeğimiz vardı. Burada da artırmalarımı yapacağım. Öncelikle ilk ilmeğimi örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Ardından buraya şöyle bir adet artırmamı yapıyorum. Yanına iki adet ilmeğimi düz ördüm. Bu şişimde de 4 ilmeğim oldu. Son şişimi elime aldım. Hanımlar Şimdi burada ilk iki ilmeğimi öreceğim. 1 2. Buraya tekrardan ipimi parmağıma dolayıp bir adet artırmamı yapıyorum. Şişimde kalan son bir ilmeğimi düz ördüm. Hanımlar böylece dört şişimde de 4'er tane ilmeğim oldu. Bu şekilde Artırmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Patiğimizin burun tarafı uç tarafı burası oluyor. Zaten bir iki sıra ördükten sonra artırma yerleri kendini belli edecek. Bu şekilde de kafanız karışmadan patiğinizin ucunu yapabileceksiniz. Şimdi hanımlar her sırada artırma yapıyoruz. Bir sıra boyunca artırmaları yaptık. Dört içimizde de dörder tane ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrardan ilk iki ilmeğimi örüyorum. Şöyle bakın iki adet ilmeğimi ördüm. Sonrasında ipimi yine parmağıma doladım. Şuraya bir adet ilmeğimi attım. Buradaki iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Geliyorum ikinci şişime. Bakın burada beş tane ilmeğim oldu. Geldik ikinci şişimize. Burada da ilk iki ilmeğimi öreceğim. Hemen ardından artırmamı yapacağım. Bir, iki. İki ilmeğimi ördüm. Hemen ipimi parmağıma doladım. Buraya bir adet ilmeğimi attım. Kalan iki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İkinci şişimde de yine 5 adet ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Burada da ilk iki ilmeğimi öreceğim. 1 2 Sonra ipimi şöyle parmağıma doluyorum. Buraya bir tane artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi de yine düz örüyorum. Üçüncü şişimde de beş ilmeğim oldu. Dördüncü şişime geldim. Burada da ilk iki ilmeğimi öreceğim. Bir, iki. İpimin parmağıma dolayıp buraya şöyle bir adet ilmeğimi atıyorum. Kalan iki ilmeğimi de düz örüyorum. Dört işimde de beşer tane ilmeğimiz oldu. Yeniden bakın başlangıç yerine geldik. Başlangıç yerimiz hanımlar hemen şurası bakın. Başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşe başlangıç yerimiz oluyor. Patik burnumuz şu şekilde ilerleyecek hanımlar. Şöyle buraya baktığımız anda hanımlar patiğimizin bu uç tarafında burun tarafında şurada bir 2, 3, dört tane ilmek var. Bu 4 ilmeğin hemen sağından ve solundan artırmalarımızı yapıyoruz. Yani hemen modelim üzerinde göstereyim. Bakın burada dört tane ilmeğimiz var patik burnunda. Bunu sağ ve sol kenarından artırmalarımızı yapıyoruz. Hemen devam edelim yine artırmalarımıza. Bu aşamada hanımlar bakın 4 ilmeğim şuraya düşüyor. Yani burada demek oluyor ki ilk 3 ilmeğimi öreceğim. 1, evet. 2, 3 ilmeğimi ördüm. Tekrar ipimi parmağıma doladım. 1 tane ilmek atıyorum buraya. Yanındaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde. İlk artırmamı yaptım. Burada 6 ilmeğim oldu. Diğer şişime geldim. Bakın ortada 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz vardı. Bu tarafından sağ tarafından artırma yaptık. Şimdi 2 tane ilmeğimi örüp sol tarafından yine artırma yapacağım. 2 tanesini örüyorum. Tekrardan ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya 1 adet ilmeğimi atıyorum. Şişimde kalan diğer 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Her sıra artırma yaparak gidiyoruz hanımlar. İlmeklerimi düz ördüm. Üçüncü şişime geldim. Üçüncü şişimde de şöyle baktığım anda 4 ilmek bu tarafa denk geliyor. Burada da ilk 3 ilmeğimi öreceğim. Üçüncü şişimde 1, 2, 3. Hemen buraya ipimi parmağım doladım. Bir adet ilmeğimi atıyorum. Kalan 2 ilmeğimi de düz örüyorum. Bakın burada da 6 ilmeğim oldu. Son şişime geldim hanımlar. Burada da hemen bakın 4 ilmeğimizin olduğu yer burası. Bu sağ taraftan artırmamızı yapmıştık. Şimdi sol taraftan yapacağız. Önce ilk 2 ilmeğimi öreceğim. Buraya yeniden ipimi şöyle parmağıma dolayıp bir adet ilmeğimi atıyorum yani artırmamı yapıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de düz örüyorum. Hanımlar böylece 4 şişimizde de 6'şer tane ilmeğimiz oldu. Patik bunu ördükçe kendini gösterecek. Gidelim birkaç sıra daha. Şöyle baktığımızda anda ortadaki 4 ilmeğimizin yeri şurası. Bu nedenle son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Yeniden artıracağım. Yani ilk 4 ilmeğimi ördüm. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Yeniden ipimi parmağıma dolayıp şuraya bir ilmek atıyorum. Buradaki 2 ilmeğimi düz örüyorum. Burada 7 ilmeğim oldu. Bakın diğer şişime geçtim. Burada da ilk 2 ilmeğimi öreceğim. 1, 2 İpimi şöyle parmağıma dolayıp 1 ilmek atıyorum. Şişimde kalan 4 ilmeğimi düz örüyorum. Burada da 7 ilmeğim oldu. Birkaç lira ördükten sonra artırma yerleri iyice kendini belli edecek. Sonra 3. şişime geldim. Bakın. Dörtlü ilmeğim burada. Bu demek oluyor ki şu son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim, dörtlü ilmeğimin yanına kadar öreceğim. Burada hanımlar ipimi şöyle parmağıma dolayıp buraya da artırmamı yapıyorum. Buradaki iki ilmeğimi düz örüyorum. Bakın burada da 7 adet ilmeğim oldu. Son şişime geldim dördüncü şişime. Burada da artırmamı yapacağım. Bakın dört ilmeğim buradaydı. İlk ikisini öreceğim. Hemen ardından buraya şöyle bir adet ilmeğimi atıyorum. Yani artırmamı yapıyorum. 4 ilmeğimi düz örüyorum. 4 işimizde de hanımlar böylece 7'şer tane ilmeğimiz oldu. Şöyle baktığımız anda bakın ortadaki 4 ilmeğimiz burada kendini göstermeye başladı. Bakın 1, 2, 3, 4. Bu 4 ilmeği sağından ve solundan artırma yapıyoruz. Tekrardan artırmalarımıza devam edelim. Bakın bu 4 ilmeğim burada. Şimdi son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Şimdi buraya şöyle bir adet ilmeğimi atıyorum. Kalan iki ilmeğimi burada düz örüyorum. Burada 8 adet ilmeğim oldu. Geldim ikinci şişime. Burada da hanımlar bakın 4 ilmeğim buradaydı. Buranın önündeki ilk 2 ilmeğimi öreceğim. 1, 2. İpimi şöyle parmağıma dolayıp yeniden buraya artırmamı yapıyorum. Burada kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece ikinci şişimde de 8 tane ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim hanımlar. Şöyle baktığımızda anda dört ilmeklerimiz buraya denk geliyor. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonrasında yine ipimi parmağıma dolayıp buraya ilmeğimi atıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Burada da sekiz tane ilmeğim oldu. Son şişime geldim. Burada da yine artırmamı yapacağım. Bakın dört ilmeğim buradaydı. İlk ikisini öreceğim ve artırmamı yapacağım. İlk ikisini örüyorum. Bakın hanımlar artıma yaptığımız yerler belli. Hemen buraya ilmeğimi attım. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 8'er tane ilmeğimiz oldu. Bu şekilde. Patik bunu yavaş yavaş şöyle baktığımız anda kendini göstermeye başlıyor burada. Devam edelim birkaç sıra daha yapalım hanımlar. Yine şöyle baktığımız anda ee, dörtlü ilmeğimiz şuraya denk geliyor hanımlar onun önündeki şu iki ilmeğime kadar öreceğim tekrar artırmamı yapacağım evet bakın artırma yaptığım yere kadar ördüm Ben yani son iki ilmeğime kadar ördüm buraya yeniden artırmamı yapıyorum kalan iki ilmeğimi düz örüyorum burada yani ilk şişimizde hanımlar dokuz ilmeğimiz oldu ikinci şişime geldim İkinci şişimde de ilk iki ilmeğimi öreceğim. Sonra buraya şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şekilde. Üçüncü şişime geldim. Şöyle bakıyorum dörtlü ilmeklerimi takip ederek gidiyorum hanımlar. Hemen ortada şurada dörtlü ilmeklerim var. Burada son iki ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Artırmamı yapacağım. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. Burada da 9 adet ilmeğim oldu. Hanımlar şimdi son şişime geçtim. Burada da artırmamı yapacağım. Artırmamı yapacağım yer zaten kendini şöyle baktığımız anda belli ediyor. Şu ortadaki dörtlü ilmeği hemen sol tarafından yapmıştım. Şimdi sağ tarafından yapacağım. 2 adet ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Böylece 4 şişimizde de 9'ar tane ilmeğimiz oldu hanımlar. Devam ediyoruz yine artırmalarımıza. Bakın başlangıç yerindeyiz. Başlangıç ipimizin tam karşısındaki köşedeyiz. Yeniden bakın 4 ilmeğimiz burada. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Birinci şişimde son iki ilmek kalana kadar örüp artırmamı yapıyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Burada şöyle artırmamı yapıyorum. Kalan iki ilmeğimi düz örüyorum. İkinci şişime geldim. İkinci şişinde de ilk iki ilmeğimi örüp öyle artırma yapıyorum. Bakın ilk iki ilmeğimi örüyorum. Burada artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Böylece hanımlar ilk iki şişimde onar tane ilmeğim oldu. Diğer üçüncü şişime geldim. Burada da artırmamı yapacağım. Bakın dörtlü grup buraya denk geliyor. Yeri belli zaten. Son iki ilmeğimi kalana kadar öreceğim. Üçüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüyoruz. Artırma yapıyoruz. Bakın son iki ilmeğim. Bunu artırıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da hanımlar bakın dört doğrubumuz burada. Dördüncü şişimde de ilk iki ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Bakın patik burnumuzu şöyle tutalım. Şeklimizi görelim. Şöyle. Dört işimizde de bu şekilde onar tane ilmeğimiz oldu. Bir sıra daha artırma yapalım. iyice anlaşılsın. Yeniden şöyle baktığımız anda artık dörtlü grup kendini belirliyor. Şöyle baktığımız anda. Şu ortada dörtlü ilmek grubumuz var. Bunu sağlarından ve sollarından artırmalarımızı yapıyoruz. Yine ilk şişimdeyim. Son iki ilmeğim kalana kadar örüp artıracağım. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum son iki ilmeğimi düz ördüm. İkinci şişime geldim. 4'lü grubum burada hanımlar. İlk iki ilmeğimi örüyorum ikinci şişimde. Artırmamı yapıyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 3. şişime geldim. 4 grup burada. Son 2 ilmek kalana kadar örüyorum. İlmek sayılarımız her sırada artıyor. Şişlerimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit bu arada. Şöyle burada yeniden artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğimi düz örüyorum. Patimizin yanlarına gelen 4 grubun sağından ve solundan artırmalarımızı yapıyoruz. Bir diğer şişime geldim. Burada da yine son 2 ilmeğimi örüyorum. Artırmamı yapıyorum kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bu şekilde hanımlar. Artırmalarımız devam ediyor. Zaten burada da artırmamızı yapmıştık. 4 işimizde de şu anda 11 ev tane ilmeğimiz oldu. Patik burnumuz bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde ilerliyor. Artık patiğimizi kaç ilmek üzerinden yapacaksak o kadar artırmalarımızı yapabiliriz. Dilerseniz ben biraz daha örüp artırmalarımı yapayım. Geleyim sonra tekrar bakalım. Evet hanımlar. Ben her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar bu şekilde sizlere tarif ettiğim gibi patiğin burnunu artırdım ve geldim. ben 14 ilmek artırdım ama sizler artık patiğinize nasıl model kuracaksanız, kaç şey yapacaksınız ona göre artırmalarınızı yapabilirsiniz. Patik burnumuz işte gördüğünüz üzere bu şekilde oluyor. Gerçekten çok güzel, çok hoş. Ben denedim. Çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Artık bu patiklerimi bu kadar ördüm. rahmet verdim. Üzerine nasıl model koyacağım artık bilmiyorum. İnşallah en yakın zamanda modellerini de yaparım. Sizlerle paylaşırım. Evet hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım sizlere faydalı, hoş, güzel bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.